Altıncı şuada üstad sormuş, kendisi cevap vermiş. Bazıları demişler ki ya bizim salatü selamımızı Efendimizin ne ihtiyacı var ki? Bizim salatü selam getirmemizi emretmiş. Çünkü ayette var. Ayette Cenab-ı Hak ona salatü selam edin diyor. Allah emrediyor. Efendimiz Aleyhisselam da kendisi emretmiş. Çok önemli bu. Bir gün hutbe irad ediyordu. Ya cuma hutbesi veya işte bir mevzu anlatıyordu. Üç basamaklı bir minberi vardı Efendimiz Aleyhisselam'ın. Beni Neccar'dan bir kadının yaptırdığı minberdi bu. Efendimiz anlatırken insicamlı konuşur. Başta anlattığıyla sonda anlattığı arasında bağlantılar vardır. Ama konuşurken arada kesti, bir bağlantısı yoktu konuşma ile. Amin. Biraz daha durdu. Amin. Biraz daha durdu. Amin dedi. Böyle farklı bir şey yapınca sahabi sorardı. Maksadınız neydi? Niye böyle yaptınız? Hesaba çekmek değil, hikmetini öğrenmek için. Ya Resulallah, münasebet yoktu. Üç defa amin, amin, amin buyurdunuz. Hikmeti. Buyurdu ki Cebrail benim karşımda temessül etti. Bana dedi ki ben üç sınıf insana beddua edeceğim. Burnu sürtünsün diye beddua edeceğim. Sen de amin de ya Muhammed Aleyhisselam. Cebrail bunu kendi keyfinden yapamaz. Herhalde Allah'ın tavsifiyle yapacaktır. Ve üç defa üç gruba beddua etti Cebrail. Ben üç defa amin 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 dediğim işte mesele buydu. Bunlardan birincisi kim ki Ramazan-ı Şerif'e girer de günahını affettiremezse onun burnu sürtünsün. Burnu sürtülsün öyle bir bedduadır ki lanetten daha muzaaftır. Bizim Türkçemizde tam karşılığı bunun şudur. Naha inşallah iki yakası bir defa daha bir araya gelmesin demek. Sürüm sürüm sürünsün demektir. Ramazan-ı Şerif ayı girer de günahını affettiremezse onun burnu sürtülsün. Zaten sürtülmüştür ya demek. Kendisi buna müstahak demek. Annesi babası hayatta olur da onlara hizmet ederek rızalarını kazanamazsa onun da burnu sürtülsün. Ve kim ki benim adım anıldığında, benim bir vasfım yad edildiğinde, çünkü Efendimizin adları var bir de vasıfları vardır. 503 tane. Eski semavi kitaplarda geçen vasıfları dahil 503 tane. Hacca veya umreye gittiniz mi bilemiyorum. Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafının sağ batı tarafındaki kapıdan ziyarete girmek sünnettir. Girilebiliyorsa tabii. Babu Selam denen bölüm. Oradan girer girmez hemen Osmanlı mimarisi kıble tarafında böyle bordo renkli duvarın kendisinden levhacıklar vardır. İçinde altın harflerle yazılar vardır. Duvarın en başından çıkacağımız Cibril kapısına kadar orada yazılan Efendimiz Aleyhisselam'ın isimleri ve vasıflarıdır. 200 küsur tane isimleri ve vasıfları vardır. Resul-i Ekrem deseniz, adını söylemeseniz de, Allah Resulü deseniz, adını söylemeseniz de, kim ki benim adım anıldığında, vasfım yad edildiğinde, bana salatü selam getirmezse onun da burnu sürtülsün. İsrarla Efendimiz Aleyhisselam kendisine salatü selam getirilmesini emrediyor. Hadi burada bu mevzu devam edecektir. Bir inceliğe daha girmek isterim. Bir insanın ömründe bir defa salatü selam getirmesi farzdır. İmanlı olmanın gereği olarak farzdır. Böyle bir yerde oturdunuz, evde bir koltukta oturdunuz, sofrada oturdunuz, bir yerde birazcık bulundunuz. İşte orada kaldığınız süre içinde bir defa salatü selam getirmek vaciptir. Ama her ismi mübareki vasfı geçtiğinde salatü selam getirmek sünnet veya müstehaptır. Ama Efendimiz Aleyhisselam bu aktarmaya çalıştığım hadis-i şerifte buyuruyor ki benim adım anılır da bana salatü selam getirmezse onun da burnu sürtülsün. Netice itibariyle Efendimiz Aleyhisselam ısrarla emretmiş.
Şimdi sâil sual edebilir. Ne ihtiyacı var ki Efendimizin bizim salatü selamımıza ısrarla salatü selam getirin diyor. Üstad 6. şuada diyor ki onun bizim salatü selamımıza ihtiyacı yok. Bizim ona salatü selam getirmeye ihtiyacımız vardır. Mesela bütün bahçelerin, tarlaların sulandığı bir ark veya bir göl düşünün. Gölde ne kadar çok su olursa o nispette tarlalara daha çok su gider. Her taraf sulanır. Onun için o göletin dağdan gelen sularla beslenmesi lazım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şefaat atmosferinin genişlemesi için bu salatü selam kanallarıyla onun havzunun genişletilmesi gerekiyor. Onun salatü selama ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Çünkü öbür alemde onun şefaatine ihtiyacımız vardır. Öbür alemde şefaatine mazhar olmak isteyenler ona bol bol salatü selam getirecekler ve getirmeye ömürlerinin sonuna kadar da getirmeye devam edecekler. Frekans bütünlüğünü yakalayabilirlerse neticede Efendimiz Aleyhisselam'ın Miraç'taki münasebetlerine az önce dikkat çektim. Ve münasebet-i nebevi ile canlanma, şahlanma, belki rüyalarımızda onu görme şansına sahip olabileceğiz. Efendimiz'e salatü selam getirirken de bunu üstad genişçe anlatmış, kendisi de yapmış, değişik anlattığı mevzuların arkasında var. Cami ifadelerle salatü selam getirmek lazım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah dediğimiz zaman bir cümledir bu, güzel. Ama elfü elfü salatin ve elfü elfü selamin aleyke ya Resulallah dersek, elfü değil de elfe dersek, Arapça inceliği içerisinde elfe elfi salatin dersek binlerce ile binlerceyi çarpmış olursunuz. Çarptığınız zaman hangi rakam çıkarsa onu söylemiş olursunuz. Ve üstad bizim namaz tesbihatında da yaptığımız gibi ve envecil bihar denizlerin dalgaları sayısınca salatü selam olsun. Ve kataratil emtar yağan yağmurların damlaları sayısınca sana salatü selam olsun. Bir cümle de içinde milyarlar var. Yıldızlar sayısınca sana salatü selam olsun. Ve evrak-ı eşcar var orada, ağaçların yaprakları sayısınca. Hazreti Adem'den kıyamete kadar yeryüzünde ne kadar ağaç vardır, ne kadar yaprakları varsa işte o kadar. Üstad başka yerlerde gökyüzündeki yıldızlar sayısınca, melekler sayısınca sana salatü selam olsun. Ve okyanusların kenarındaki, denizlerin, okyanusların içindeki kum tanecikleri adedince sana salatü selam olsun. Veya Kur'an'daki harfler sayısınca demiş bir yerde. Bir yerde de Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün insanlığın konuştuğu kelimelerin harfleri sayısınca demiş. Sana salatü selam olsun diyor ki Efendimiz Aleyhisselam ile daima temasımızı arttırmak, öldüysek dirilmemiz buna bağlıdır. His ve heyecanlarımızı kaybettiysek yeniden dirilmemiz, kendimize gelmemiz işte bu inceliklere ve bu şartlara bağlıdır. Evet, bir incelik daha aktarıp bırakacağım sohbeti.